Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Şubat 2024 Perşembe günü. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda hisse seçiminde ön plana çıkan bir kriter var. Bu kriterlerden biri patronların şirketlerine sahip çıkıp çıkmadı. Yani bu sahip çıkıp çıkmamayı biz patronların veya şirket ortaklarının veya şirket yöneticilerinin geri alım yapıp yapmadığına bakarak anlayabiliriz. Tabii her geri alım yapan patron iyidir veya geri alım yapmayan patron kötüdür manasında değil ama hisse seçiminde patronun kendi hissesinde özellikle yüklü alımlar yapması alımlarını uzun periyoda yayması bir artı olarak her zaman için görülebilir. Son dönemde de özellikle bazı şirketlerde geri alımlar yüklü bir şekilde yapılıyor. Bu geri alımlar yapılırken uzun bir periyoda yayılması da önemli. Bazı geri alımlar kısa vadeli oluyor. Hemen alınıp yeniden yüksek fiyat bulunca satılıyor. Bizim aradığımız kriter bunlar değil. Bizim aradığımız kriter patronların uzun vadeli olarak hisselerini toplaması ve bunları uzun vade tutmasıdır. Bugün videomuzda bu geri alım programı olan ve son dönemlerde geri alım programını uygulayan bir listemiz var. Bu listede yer alan şirketleri söyleyeceğiz videomuzda. Ayrıca buradan 3 tane şirket seçtik ve bu şirketin bir mali yapısına bakacağız. Yani nakitleri var mı, borçları var mı veya büyüme hikayeleri var mı? Neden geri alım yapıyorlar? Acaba şirket hisseleri uygun mu? Bununla ilgili de 3 hisse üzerinde yorum yapmaya çalışacağız. Ayrıca buradaki bilgiler kesinlikle alt sat tut amaçlı değildir. Sadece eğitim amaçlı bilgilerdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmayalım. Sosyal medyada videolarımızı paylaşırsanız bizleri sevinirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi son dönemde geri alım yapan şirket hisselerine bir göz atalım. Evet, burada Ahlatçı Yatırım var, Doğan Holding var, Enerya Enerji var, Gedik Yatırım Menkul Değerler var, Kozaltın var, Medical Park var, Sarkuysan var, LDR Turizm var, Yayla Gıda var. Son dönemde ön plana çıkan, geri alım yapan şirketler bunlar. Şimdi bunlardan bazıları ara ara almış, bazıları ise haftanın birçok gününde alım yapmışlar. Şunu da söyleyelim, İzmir Enerji, o da İzmir Demir Çelik'in bir iştiraki. Son dönemde yüklü bir şekilde onda da alım var. Onunla ilgili de yine bir yorum yapalım. Mesela İzmir Demir Çelik bu sene çok büyük bir yatırımını bitiriyor. İzmir Enerji'de halka arz edildiği için bir nakdi var. Bu nakdini de İzmir Demir Çelik hissesini alarak değerlendiriyor. Evet, bunun dışında 3 hisseye geçmeden önce diğer şirketlerle ilgili de yine yorumumuzu yapalım. Ahlatçı Doğalgaz'a baktığımızda onun da yüklü nakit pozisyonu var. Nakit pozisyonu iyi olduğu için yine geri alım programında kendi hisselerine yatırım yapıyor. Yani bu şirketlerin kendi şirketlerine güvenini gösterir. Ve ayrıca faizlerin yüksek olduğu bir ortamda kendi hisselerine nakit ayırmaları da kendi hisselerindeki potansiyeli şu anki faizlerden daha yüksek gördüğünü bize gösteriyor. Evet, Doğan Holding dedik. Doğan Holding de yine Borsa İstanbul'da en fazla nakde sahip şirketlerden biri. Onlar da yine kendi şirketlerine güveniyorlar ki uzun süreden beri geri alım yapıyorlar. Misal bu Doğan Holding'in geri alımlarına baktığımızda 6.1 milyon TL'lik bir alım yapmışlar. 12.2 milyonluk bir alım yapmışlar. 8 milyonluk yine bir alım yapmışlar. Bunlar son bir hafta 10 günlük periyotta aldıkları. Yine Doğan Holding'in 9 milyonluk bir alımı da var. Bugün yine yaklaşık dün yine 12 milyona yakın bir alımda yaptılar. Bunun dışında Kozaltın var. Kozaltın da baktığımızda yine nakit zengini şirketlerden biri. Kozaltın'la ilgili dün bir video çekmiştik. Orada detaylı analizini görebilirsiniz hem temel hem teknik olarak. Kozaltın da son dönemde Borsa İstanbul'da yükselişe ayak uyduramamış şirketlerden biri. Onlar da yine geri alım programına başladılar ve yüklü alımlar yapılıyor. Misal 4 milyona yakın bir alım yaptılar. Yine 72 milyonluk bir alım yaptılar. Yani son dönemde yine yüklü alan şirketlerden biri. Diğer alım yapan Enerya Enerji var. Enerya Enerji de yine nakit zengini şirketlerden biri. 3 milyonluk bir alım yapmışlar. 4.5 milyonluk bir alım var. 3.4 milyonluk yine bir alım yapılmış. 3 milyonluk yine bir alım yapılmış. Bunlar gün gün farklı günlerde yapılan alımlar son bir haftalık periyotta. Evet, bunlardan biri Sarkuysan. Sarkuysan'da da yine 2 milyonluk, 4 milyonluk, yine 5 milyonluk, ayrıca 1.7 milyonluk yine alımlar yapmış. LDR Turizm var. 3.3 milyonluk bir alım da onlar yapmış. Bunun dışında Medical Park'ta aylardan beri yapılan bir alım var. Medical Park'ın alımlarına baktığımızda MLP Sağlık Mepark koduyla her gün görüyoruz. Yani her gün almadıkları gün yok. Misal son dönemde bakalım, 5 milyonluk bir alım yapılmış. Yine 4.8 milyonluk bir alım var. Yine 4.9 milyonluk bir alım var. Yine 5 milyonluk bir alım var. Onlar da yine kendi şirketlerine güvenlerini bu şekilde gösteriyorlar. Ayrıca önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi Türkiye'nin can damarlarından biri olabilir arkadaşlar. Sağlık turizmine, yani ülkemizdeki özellikle diş tedavisinde, saç ekiminde ve yine birçok sağlık problemleri çeken
hastalar Avrupa'dan bile bizim sağlık sistemimize güvenlerini göstererek tedavilerini ülkemizde oluyorlar. Onun için gelecekte sağlık turizmi ülkemiz açısından çok çok kritik öneme sahip olacak bir sektör haline gelebilir. Onun için şirketler de yani Medical Park da kendi şirketine güvenerek alımlarını yapmış. Evet arkadaşlar, liste bu şekilde. Şimdi 3 hisse seçtik demiştik. Bu hisselerle ilgili detaylara bir yer verelim. Evet, bunlardan ilki Doğan Holding. Doğan Holding'in nakit durumuna baktığımızda Doğan Holding'in şu an 15.5 milyarlık nakit pozisyonu var. Bu nakit pozisyonunu çoğunluğu döviz olarak tutuluyor. Yer yer ara ara satın almalar yapıyor. Yani bazı şirketleri satın alarak bünyesine katıyor ama ara ara da elindeki şirketleri satarak, mesela Çelik Halat'ı sattı son dönemde. Ondan sonra petrol şirketleri vardı. Aytemiz, onu sattılar. Bunların hepsi aldıkları şirketleri gideri kadar, hatta daha fazlası olarak yine nakit yaratılıyor. Ayrıca döviz artışlarından da her sene yüklü finansal gelir elde ederek net nakit pozisyonu 15.5 milyara kadar çıkarttı. Onlar da kendi şirketlerinin şu an Borsa İstanbul'da ucuz olduğunu görüyorlar ki yine yüklü alımlarına devam ediyorlar. Ve bunu uzun süreden beri ara ara alıma ara verseler bile son dönemlerde bu alımların hızlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca şirketin bir çarpanlarına da bakalım. Yani alım için acaba uygun mu? Şirket bunları alıyor ama acaba çarpanları nasıl? Bir göz atalım. Evet, FK'sına baktığımızda 3.8, piyasa defter değeri 1.2. Evet, banka dışı holdinglerde bir sanayi şirketi gibi görebiliriz. Doğan Holding'in bir yatırım bankası var ama kendi portföy arasında büyüklüğü küçük. Onun için bu holdingi, yani şunu diyebilirsiniz ya, işte Koç'un da düşük, Sabancı'nın daha da düşük diyebilirsiniz ama Doğan Holding'in elinde büyük bir banka yok. Onun için 1.2 piyasa defter değeri düşük bir oranlı. Bir de buna enflasyon muhasebesinde her 3 ayda bir öz kaynaklarını, yani duran varlıklarını değerlemeye tabi tuttuğunu düşündüğümüzde bu piyasa defter değerinin ilerleyen dönemlerde daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Şirketin zaten nakit pozisyonundan bahsetmiştik. 36 milyarlık bir piyasa değeri var. Bunun 15 milyarı net nakit pozisyon. Ve bu nakit pozisyonunu geri alım yaparak şu an değerlendiriyor. Evet, diğer şirketimiz Medical Park. Medical Park'ın hemen bir net borç nakit durumuna bakalım. Şirketin şu an yatırımları devam ettiği için 3 milyar TL'lik bir net borç pozisyonu var. 3 milyarlık bir net borcu var ama şirketin 9 aylık FAVÖ 2.9 milyar. Son FAVÖ'ne baktığımızda ise 1.2 milyar. Bunu 4 ile çarptığımızda yaklaşık 5 milyara yakın bir FAVÖ üretebilir ve bu net borcunu, yatırımlarını eğer arttırarak devam etmez ise 1 yılda çok rahatlıkla ödeyebilir ve elinde fazladan nakit yaratabilir. İşte bunları göz önünde bulundurduğumuzda, ayrıca biraz önce de sağlık sektörünün ilerleyen yıllarda sağlık turizmiyle büyüyeceğini patronlar da görmüş olacak ki kendi şirketlerine yatırım yapıyorlar. Yani bu paraları alıp, nakitleri alıp şu an %45'li 47'li faizleri koymak yerine veya kendileri borçlanıyorlar. O borcu demek ki şirketlerinin ileride getirisinden daha düşük görüyorlar. Yani o borcu aldıkları maliyeti ileride şirketlerinden elde edecekleri kardan daha düşük gördükleri için alıma devam ediyorlar. Ayrıca şirketin son dönem iki çeyrekli de net karları güzel. 687-689, yani ortalama 700 desek, bunu 4 ile çarptığımızda yaklaşık 2.8 milyarlık bir net kar önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilir. Tabii ki buradaki net karlar devam eder ise. Ve bir de şirketin çarpanlarına bakalım. Evet, şirketin şu anki piyasa değeri 34 milyar. Biraz önce 5 milyara yakın FAVÖ üretebilir dedik 2024 senesinde. Yani son FAVÖ'nü, 1.2 milyarlık FAVÖ'nü devam ettirirse yaklaşık 5 milyara yakın bir FAVÖ üretebilir. Bu 5 milyarlık FAVÖ 34.7 milyarlık piyasa değerine göre uygun bir FAVÖ. Yani yaklaşık %8'lik bir FD FAVÖ rakamına ulaşabilir. Şimdi burada neden direkt FAVÖ'ye baktık? Medical Park gibi şirketlerin amortisman giderleri fazla olduğu için biz FAVÖ'ne bakmalıyız. Yani amortismandan dolayı, amortisman giderlerinden dolayı net karları düşebiliyor. Ama amortisman gideri şirketten nakit çıkışı yaratmadığı için biz o şekilde değerlendirdiğimizde yine şirketin çarpanların çok uçuk rakamlarda olmadığını söyleyebiliriz. FD FAVÖ olarak tabii ki. Evet, yeni şirketimiz, yani diğer bir şirketimiz Sarkusya. Sarkusya'nın da yine bir borç pozisyonuna bakalım. Şirketin 4.7 milyarlık borcu var. Son çeyrek FAVÖ'ne baktığımızda 717, yani yaklaşık 3 milyara yakın bir FAVÖ üretebilir. 3 milyar FAVÖ ürettiğinde yaklaşık 1.7 net borç bölü FAVÖ'ye gelir. Bu da çok aşırı bir yüksek rakam değil. Şirketin ayrıca son dönem karına baktığımızda 687 milyonu görebiliyoruz. Demek ki şirket ilerleyen yıllarda yine kendi şirketlerinin değerini daha da artacağını görerek yer alım yapmaya başlamışlar. Şirketin bir de çarpanlarına bakalım. Bu da FAVÖ'nü unutmayalım. 717. Evet, şirketin piyasa değeri 17.3 milyar. 717'yi 4 ile çarptığımızda yaklaşık 2.9 milyar yapar. Bu da FD FAVÖ olarak, yani piyasa değeri bölü FAVÖ olarak %10'un altında %7'li FAVÖ'lere denk geliyor. Bu da şirket açısından çarpanların uygun olduğunu, patronlar da bunu görerek aldığını söyleyebiliriz. Şu an bile FK'sı 10.2. Şirketin halka açıklık oranı da bir hayli yüksek. %81.5. Bu sebeplerden dolayı yer alımı yapıyor olabilir
Sarkusyan şirketi. Evet arkadaşlar, bu videomuzda geri alım programı uygulayan şirketler üzerinde durduk. İlerleyen videolarımızda yine detaylı bir şekilde ara ara geri alım programı uygulayan diğer şirketlerin de analizini yapacağız. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.